ilginç bir tespiti paylaşmak istiyorum. Birçok erkek eşinin kendisinden sevgi ve ilgi beklentisini yadırgar. Ya bıktım artık bundan, sevgi ve ilgi, sevgi ve ilgi istiyor diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu sevgi ve ilgi beklentisi ve isteği olmazsa evlilikler darmadağın olur. Yaratıcı sistemi mükemmel kurmuş. Sistemin gereğini yerine getirin. Düşünün, eşiniz yani karınız Sizden sevgi ve ilgi beklentisi yok. Siz akşama kadar umurunda olmazsınız ki. O gelen paraya bakar sadece. Sadece sizi birbirinize bağlayacak para olur, madde olur. Kadın parasını alır, gerisi umurunda olmazsınız. Akşam gelmişsiniz, gelmemişsiniz. Yemek yediniz, yemediniz erkenden yatar, sabah kalkar. Hiç benimle ilgilenmiyorsunuz demeye başlarsınız. Çünkü sizinle duygusal bir bağ yok. Bakın yaratıcı erkeğin önemsenmesi için, erkeğin değer görmesi için kadını erkeğe bu anlamda muhtaç etmiş. Sevgi ve ilgi ile onu adeta takip ediyor. Erkek de kadına muhtaç. Kadın erkeğe, erkek kadına muhtaç. Bu muhtaçlık evliliği devam ettiriyor. Bu ihtiyaç ortadan kaldırılsa bir pansiyonda kalan iki kişi gibi olursunuz. Bir otelde kalan iki kişi gibi olursunuz. O yüzden eşimizin sevgi ve ilgi ihtiyacını karşıladıkça onun bize olan ihtiyacı daha da artar. Bize vereceği değer daha da artar. Ekmek gibi, su gibi bizi aramaya başlar. Erkeğin cinsel ihtiyacı, kadının romantizm ihtiyacı duygusal ihtiyacı aslında evlilik sürecini tamamlayan temel iki unsurdur. Bu iki unsuru yok ettiğiniz zaman evliliğin temeli dağılmış olur. Artık madde üzerinden, çıkar üzerinden, menfaat üzerinden devam eden bir ilişkiye dönmeye başlar. Hasılı demem o ki iyi ki kadınların erkeklere sevgi ve ilgi ihtiyacı var. Yoksa erkekler gün içerisinde unutulduklarını, merak edilmediklerini, aranmadıklarını göreceklerdi.